Devlet normal şartlarda halk için vardır. Hesap verir. Halkın için çalışır, değil mi? Ama bizde halk devlet için varmış gibi davranıyorlar. Yok öyle bir dünya. Doğru. Sen seçeceksin. Bak şey neydi o? Trump seçildiğinde halkın yarısı Trump'ın üzerine yürüdü. Trump o kadar insanlara para dağıttığı halde. Şimdi Biden'ı seçtiler. Biden da para dağıttı halde devamlı eleştiriyorlar. Yani hani Sedef'in laflarına biz suç buluyorlar, içeri atıyorlar ya. Yani Amerika'yı dinleseler yarısı idamlık. Şimdi tabii bir de bizde şöyle bir şey ne var. Ne oluyor öyle olunca? Gidiyor Amerika'ya yatırım gidiyor. İşte bütün startuplar Amerika'dan çıkıyor. Çünkü özgürlük var, adam yapıyor ediyor. Şimdi sen Türkiye'ye gelip yatırım yapabilir misin? İki gün sonra gece seni ikiden almayacak. Seni alırlar. Hayır, sen yatırım yapma zaten. Seni hala almadıkları mucize. Ki davan sürüyor bildiğim kadarıyla. Ne oldu dava? Duruşma ertelendi. Çünkü avukatım COVID-19 pozitif çıktı. 3 Mart'ta ilk duruşmamız. 22. ağır cezadı. Ağır ceza. Ama ağır cezalık adamsın. Sen hafif yakışmaz be. Öyle yarı açık cezaevinde falan filan milletle görüşüp ben içeride 3 ay yattım demek sana yakışmaz. Onun dışında Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir davamıza çok ilginç. Hazirana vermişler. İyi, ne kadar uzun olsa olsun. Mahkemeyi. Bir yıl daha atarsa zaten ondan sonra kuvvetle muhtemelen değişir. O da Fenerbahçe seyircisi yüzünden. Fenerbahçe istifa mı? Hayır, onların tezahüratlarını paylaşmıştım selamlıyorum diye. Onlar da kötü şeyler söylemişler demek ki. O yüzden. O zaman bütün tribün tutuklasalardı. Evet. Sonuçta evet, pasolik yok mu? Ki o zaman şey kimin öncesi. Kimin söylediği, kimin ettiği de belli. Pasolik var. Pandemi öncesi tribünler full. Biliyorum canım, yani Galatasaray'da yani 52 çok. 52 bin kişi diyelim Fenerbahçe stadını. Ya tabii. Ya işte hakemlere ben yıllardır onların üzerinde düşünüyorum. 52 bin kişi ana avrat küfreder. Adamların daha dava açtığı yok bugüne kadar, tamam mı? Ya bir kere, bir gün hiç unutmuyorum. Trafikteyiz. Şimdi önümde bir yer Gayrettepe'de, önümde bir araba böyle böyle yapıyor, tamam mı? Şey yaptım. Arkadaşım abi, ben başladım saydırmaya. Ulan dedim, böyle araba kullanıyoruz. Ben nasıl küfrediyorum? Benim eşekliğim. Yani ben, bak o günden sonra. Tamam, adam camı açtı. Özcan Oğal. Hiç unutmuyorum. Özür diledi. Ya kusura bakma yalnız. Ya dedim, ben özür dilerim. Ya, adam küfre o kadar alışık ki. Ya özür dilerim dedi. O günden sonra trafikte bak kimseye küfretmedim. İçimden ettim. Camı açıp atmadım. O zaman gençlik var tabii. Orhan Boran anlatmıştı. Yeşil Direk Kulübü'nde genel kaptanlık bu yapıyor. Bu arada Özcan Oğal'dan tekrar. Özür diliyorum. Anadolu'da bir maça gidiyorlar. Tabii Yeşil Direk futbolcularını seyirci tanımaz. Orhan Boran herkes tanıyor. İşte o Orhan Boran, Orhan Boran işte o şey bağırıyorlar. Diyor ki Orhan Boran saha komiserine gidiyor. Beyefendi duyuyorsunuz değil mi diyor. Duyuyorum diyor. Niye susturmuyorsun diyor. Ya 10 bin kişi bağırıyor. Demek ki içlerinden birileri bir şey biliyor diyor. Ya sorma. Adamlar yani. 4 dakikamız varmış. Ama ben Özcan Oğla daha güzellemeler dolardan istersen, dolardan neyse. İstersen ya doları geliyorum. Şöyle. Şimdi Nebati. 14'te 1 Nisan'a kadar tutacaklar mı? 14'ün altında biraz daha indirebilirler. Şöyle Nebati'nin demiş ki işte 90 milyar lira şirketlerin bankalarda parası var. Bunun 20 milyarı bozulacak diyor bizimkiler. 10 milyar doları bozulsa bize yeter. Yeter gerçekten. Çünkü yurttan bir fanus getirmiştim. Şeyde balık vardı. Yani tekrar piyasaları fanusa aldılar. Ve fanusun içinde artık Türkiye'de zaten %65'lere kadar ulaştı. Daha fazlası çok çok kolay değil. Dolarizasyonun, insanların şeyin. İnsanlar artık alabileceği doları aldı. Sen Merkez Bankası rezervlerin eksi 56 milyar dolarda. Peki o dolarlar garantide mi? Ya garantide yani bankada diyorsun ki 50 bin dolarım var. Hı. Bir gün işte hani o kambiyo kontrolü diyorsunuz siz ekonomistler. Sermaye kontrolü diyorsunuz. Sermaye kısıtlaması. Bununla ilgili işte çekmek istediğin zaman ya da her kısıtlamalar yani gelir. Zaten öyle bir endişe var çünkü insanlarda. Öyle bir endişe vardı. Şimdi kısa vaat ya hiçbir şey olmaz denmez. Yani hiçbir şey olmaz denmez ama bu çok her şeyin sonu olur. Çünkü hep olmaz olmazlar yani olduğu hiçbir için. Hiçbir şey olmaz denmez ama bu her şeyin sonu olur. Bir. İkincisi zaten bankalarda sizin verdiğiniz dolarlar yoktur. Bankalarda günlük dolar talebi olur. İşte Merkez Bankası'ndan isterler, çekerler. Çünkü sen atıyorum 100 bin dolar bankaya yatırdın. Banka bunu ne yapıyor? Dolarla zaten kredi veremiyor iş adamları dışında. Yani aslında efektif bir para birimi değil. Bunu gidiyor Merkez Bankası'na veriyor. Merkez Bankası'ndan TL alıyor. TL'yi ne yapıyor? Para kazanmak için kredi veriyor. Yani senden topladığı parayı kredi vermezse banka para kazanamaz. Haliyle zaten bankalarda öyle bir dolar yok.
Ya bu işin tabiatında bu. Amerika'da da yok, Almanya'da da yok. Eyvallah, tabiatında. Ama Amerika'da, Almanya'da bunların rezerv paraları zaten olduğu için çok örnek sıkıntı değil. Yaşamıyor. Ama ne yapıyor işte bu döviz korumalı mevduatla? Sen para kazansan bile adam sana TL ödeyecek. TL ne? Makine sende istediğin kadar basar ödersin. İstediğin kadar basar. Hiçbir sorun olmaz. Yani diyor ya, ben kardeşim siz bana... Ama sen buraya nasıl geldin? Peki bu zararı nereden yazacaksın? TL basıp öderken para basmayacak mısın? Para basınca enflasyon olmayacak mı? Enflasyon olunca senin paran değer kaybetmeyecek mi? Yani bunları düşünmediler. İşte Özal'ın dediği, Türkiye'yi biz böyle bir cendereden kurtardık dediği, bu yine mesela bütün bu zamlar falan herhalde para basarak karşılanacak. Ya acayip para basıyorlar. Öyle böyle değil. Yani mesela Merkez Bankası son akşama kadar yaklaşık 60-70 milyar lira zarardaydı. Son akşam kur yalanıyla, bir tane yalanlar bir anda 130 milyar kar etti. Tabii. Hop, şimdi niye kar etti? Çünkü Merkez Bankası karları hazineye devredilir. Şimdi vergisi, KDV'si, şusunuz. Şimdi hazine devredilir. Aslında olmayan bir karı kağıt üstünde ediyorsan ve hazineye devrediyorsan... Kar ettirdiler. Bunun adı niye? Para basmaktır. Yani biz para bastık değil, Merkez Bankası'nın karını aldık. Şimdi ortada bir zarar var. Zarar kaybolmaz ki. Yani evet. Zarar kaybolmaz. Yani bilançonun bir yerinde olması gerekiyor o zararın, değil mi? O zarar ertelendi. Çünkü yeniden değerlediler. O zarar bu yıl da ertelenecek. İşte yani... Yani kritik eşik 1 Nisan sonrası mı? Şöyle, Nisan'a kadar idare etme şansları var. Gerçi Mart'ta Amerika'nın faiz arttırımı var ama bizde yabancı olduğu için çok etkilemez. Ama sonra piyasa iyice sıkışmaya başlayacak. Olası ihracat yavaşlaması veya turistlerin para, ki şu anda turizm iyi gitmiyor. Yani ben bakıyorum şu ana kadar yazı öngörüp de erken rezervasyonlarda büyük bir talep yok. Oradan bütün hikayeyi ona bağlamışlardı. Yani bir 2-3 ay böyle gideceklerine inanıyorum. 14'ün altında bastıra bastıra. Sonrasını yani doların artmayacağına inanıyorum. Sonrasını hiç düşünmeyelim bile mi? Sonrasında gelişmelere bakacağız. Ondan sonra belki Haziran'a kadar da öyle gidebilir. Yani hamlelere bakacağız. Yani sıkıştırıyorlar. Ama şurası kesin. Bu ekonomi duvara çarptı. Bu ekonomi bir yerde patlayacak. Ha, ama 3 vakte mi olur? 3 haftaya mı? 3 aya mı? 3 yıla mı? Onu zaten zamanlamayı bilmek önemli. Yani. Ama şu anda Türkiye'de yarın ne olacağı belli olmadığı için benim görebildiğim, öngörebildiğim yer 1 Nisan. 1 Nisan. 1 Nisan'a kadar. Evet. Çünkü Amerika faiz arttıracak. Evet. Ondan sonra gelişme. Dünya da çünkü terse sarıyor. Evet. Yani dünya piyasalarında da ciddi anlamda gerilemeler olacak. O yüzden 1 Nisan'a kadar ben şu anki verilerle doların artmayacağını, 14'ü geçmeyeceğini öngörüyorum. Ama yarın bir şey olur, ben trader adamım arkadaş. Ulan bu mu oldu? Bir dakika o zaman falan deyip ben pozisyonumu değiştiririm. Program yapana kadar hani artmayacaktı derler. İyi de o zamana kadar ben fikrimi değiştirmişim. Yani Türkiye'de yarın kimin ne olacağı belli mi? Çok teşekkür ederim. Yani Hüsnü abi yaktın beni. Bak ben daha yeni ısınıyordum ya. Makine ısı, tost makinesi gibi. Önce dedik 25 dakika geleyim dedin. Şimdi evet. Abi makine tost yaparken sorarsın ya, makine soğuk derler. Soğuk derler. Ben makine soğuktu, tam ısındı. Yakacağım, kaşarları yakacağım. Gidiyorum. Şimdi sırada Hüsnü abi yak, bir şey söyleyebilir miyim? Yarın akşam Cem Uzan'la acayip bir röportaj yapıyorum. Oo. Ben konuşmayacağım. Kim bilir neler saydıracak. Vallahi suç Cem Uzan'ın. Ben söyleyeyim.